Yeni anayasa çalışmaları. 2011 seçimlerinden sonra oluşan meclisin en önemli gündem maddesi hiç şüphesiz ki yeni ve sivil bir anayasa yapılma çalışması olmuştur. Mecliste grubu bulunan 4 parti tarafından oluşturulan Anayasa Uzlaşma Komisyonu ilk günden bu yana üzerinden uzun bir zaman geçmesine rağmen bir türlü istenilen düzeyde mesafe kat edememiştir. Gelinen noktada sadece 48 maddede uzlaşma sağlanmıştır. Yeni anayasa konusunda ilerleme olmayınca bu kez üzerinde anlaşılan maddelerin meclisten geçirilmesi gündeme gelmiştir. Böyle bir çözüm yolunun halkın ihtiyaç ve beklentilerine cevap vermekten uzak olduğunu, halkın asıl beklentisinin ideolojik yaklaşımlardan uzak, temel hak ve hürriyetleri sözde değil, özde güvence altına alan, halkın değerleriyle barışık bir anayasa olduğunu belirtmek isteriz. Yapılan değişikliklerle adeta yamalı bir bohçaya dönüşen 82 anayasasında yapılacak birkaç maddelik değişiklik, ihtiyaca cevap verecek düzeyden oldukça uzaktır. Millet Meclisi'nin şu anki yapısı itibariyle yeni bir anayasa yapımı için elverişli şartlara sahip olduğunu düşünüyoruz. Siyasi çıkar hesapları ve parti vizyonu kaygılarıyla imkan dahilindeki seçenekler gözden çıkarılmamalı, halka verilen yeni anayasa vaadi samimiyetle yerine getirilmelidir. PKK'lilerin ülke dışına çekilme süreci devam ederken, gerek devlet yetkililerinin gerekse de PKK tarafının açıklamaları sürecin sabote edilmesine uygun bir zemin oluşturmaktadır. Bir tarafın temel hakların iadesi üzerinden, diğer tarafın ise insan kanı üzerinden pazarlık yapıyor görüntüsü vermesi ürkütücüdür. Kapalı kapılar ardında yapılan pazarlıklar bir yana, kamuoyuna yansıyan yol haritasında her iki taraf da üzerine düşeni bir an önce yapmalıdır. Aksi takdirde her iki kesim de sürecin sabote edilmesinin siyasi, ahlaki ve vicdani sorumluluğundan kurtulamayacaktır. Uyuşturucu operasyonları. Uzun bir süredir Diyarbakır ve çevresinde esrar tarlaları deşifre edilmekte, yapılan operasyonlar sonucunda tonlarca uyuşturucu maddeye el konulmaktadır. Şiddet ortamından istifade edilerek pervasızca yapılan uyuşturucu ticaretine yönelik çözüm süreciyle eş zamanlı yapılan operasyonlar memnuniyet vericidir. Uyuşturucu belasından toplumun muhafazası, devletin asli görevleri arasında yer almaktadır. Uyuşturucu maddelerin üretimini ve ticaretini yapanlar, daha ağır cezalar öngörülerek caydırıcı hale getirilmelidir. İnsanımızı ve toplumumuzu içten içe tüketen bu illetten kurtulmak için, toplumun tüm kesimlerinin ve özellikle örgütlü yapılarının bu konuda duyarlılık göstermesi çağrısında bulunuyoruz. Mecliste grubu bulunan partilerin milletvekillerinin son zamanlarda ortaya koydukları seviyesiz tavır ve davranışlar üzüntü vericidir. Siyasi çekişmeleri sokak ağzıyla tartışan sözüm ona siyasetçilerin topluma katacakları bir değer yoktur. Siyaset kurumu katma değeri sadece küfür, hakaret ve saldırı olanları bir an önce tedavülden kaldırmalıdır. Ahlaklı, faziletli ve erdemli olabilmenin siyasi çıkarlardan daha üstün olduğu anlayışı parti üst düzey yetkilileri tarafından tavizsiz bir şekilde siyaset kurumuna egemen kılınmalıdır. Asgari ücret ve açlık sınırı. Memur Sen'in yaptığı açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasına göre Türkiye'de 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 1150 lira 949 kuruş, yoksulluk sınırı ise 3156 lira 300 kuruş olarak belirlendi. Ülkemizde 803 lira 68 kuruş asgari ücretle çalışan 5 milyonun üzerinde işçi bulunmaktadır. Her vesileyle ekonomik büyümeden söz edilirken emeğiyle kazanan sigortalı 11 milyon işçinin neredeyse yarısının açlık sınırının altında bir gelire sahip olması büyük bir çelişkidir. Ülke ekonomik olarak büyüyor ve fakat yoksulluk azalmıyorsa gelir dağılımında adaletsizlik vardır. Ülke kaynaklarından ve gelirinden maalesef zenginler çok, yoksullarsa çok az istifade etmeye devam etmektedir. Önlemler alınmalı, parti programımızda da belirttiğimiz gibi refahın tabana yayılması sağlanmalıdır. Devlet eliyle kumar. Milli Piyango İdaresi geçen yıl şans oyunu satışlarından 2 milyar 215 milyon lira gelir elde etti. Bu tutarın yarısına yakını ikramiye olarak dağıtılırken, şans oyunlarının asıl talihlisi hazine ve devlet oldu. En az alkol ve uyuşturucu kadar toplumun çöküşünü hızlandıran, aile huzurunu dağıtan kumar ve benzeri şans oyunları
maalesef halen devlet eliyle oynatılmaktadır. Devlet, vatandaşlarının zararına olan ve toplumu ifsad eden bu hastalıkları engellemekle de mükelleftir. Helal kazanç ve alın teri yerine şans oyunlarına ve kumara teşvik eden, kendisi bizzat kumar oynatıp bundan gelir elde eden bir devlet ve hükümet anlayışını reddediyoruz. Hükümet, alın terinin sömürüsü anlamına gelen bu tür kirli ve hastalıklı faaliyetlerden derhal el çekmelidir. Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu'nda değişiklik. Darbelerin yasal dayanağı olarak gösterilen Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu'nun 35. maddesinde değişiklik öngören kanun, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi. Buna göre silahlı kuvvetlerin vazifesi Türkiye Cumhuriyeti'ni kollamak ve korumaktır ifadesi, yurt dışından gelecek tehdit ve tehlikelere karşı vatanı savunmak şeklinde değiştirildi. Bu değişiklikle darbe heveslilerinin kılıf olarak kullandıkları sözde gerekçeleri ellerinden alınmıştır. Bu değişikliği hayırlı bir gelişme olarak görüyoruz. Ancak yapılan bu değişikliğin tek başına darbelerin önünü alacağını düşünmüyoruz. Başta Genelkurmay Başkanlığı'nın Savunma Bakanlığı'na bağlanması olmak üzere askeri okullarda verilen eğitimin ve her türlü askeri harcamanın sivil denetime tabi tutulması gerektiği gibi esaslı değişikliklerin yapılmasını, bu cümleden olarak bir zihniyet değişimi ihtiyacını da zaruri görüyoruz. İsviçre'deki başörtüsü kararı. İsviçre Federal Mahkemesi, lise düzeyi okullarda uygulanan başörtüsü yasağının uygulanamayacağı kararına vardı. İçtihat oluşturan bu kararla İsviçre okullarında başörtüsü serbest hale geldi. Birçok gayrimüslim ülkede bile serbest olan, ülkemizde ise toplumsal mutabakat perdesi altında her defasında sümen altı edilen inanç özgürlüğüne müdahalenin en bariz göstergesi olan başörtüsü ve tesettürün halen yasakta olması 10 yılı aşkın bir süredir iktidarda olan hükümet adına utanç vericidir. Okulların her kademesinde kamu ve özel sektörde yaşanan başörtüsü ve tesettür yasağının bir an önce kaldırılmasının bir zorunluluk olduğunu hükümete bir kez daha hatırlatıyoruz. Endonezya'dan Myanmar'a geçen mücahitlerin gerçekleştirdiği operasyonda 20 civarı Budist Myanmar askeri öldürüldü. Tüm dünyanın gözleri önünde vahşice katledilen Arakan Müslümanları, dünyanın ve özellikle İslam ülkelerinin kayıtsızlığı karşısında silaha sarılmak zorunda bırakıldı. Birleşmiş Milletler'in ve İslam dünyasının duyarsızlığı, mazlum Arakan Müslümanlarını meşru müdafaa noktasında silah kullanmaya mecbur hale getirdi. İslam alemi ve insanlık için adeta bir utanç tablosuna dönüşen Arakan zulmüne karşı baş kaldıran gayretkeş Müslümanları ve onların direnişlerini selamlıyoruz. Srebrenica katliamı. Geçtiğimiz hafta 11 Temmuz 1995 tarihinde Sırplar tarafından Birleşmiş Milletler'in kontrolündeki Srebrenica'da 8.372 Müslüman Bosnalı'nın hunharca katledilmesinin 18. yıl dönümünü idrak ettik. Her fırsatta demokrasi ve insan hakları savunucusu kesilen Batılı devletlerin ve Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın Avrupa'nın göbeğinde Müslümanlara yönelik bu katliamdaki rolleri asla unutulmayacaktır. Mazlum halklar, ikiyüzlü ve çıkarcı ABD ve Avrupa'nın gerçek yüzünü bu katliam dolayısıyla bir kez daha görmüş oldular. Bu katliamı gerçekleştiren Sırp kasaplarını bu vesileyle bir kez daha lanetliyor, hunharca katledilen mazlumları rahmetle yad ediyoruz. Irak, Lübnan ve Suriye. Irak'ın Kerkük kentinde bir kafeye düzenlenen bombalı saldırıda 38 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi de yaralandı. Irak, uzun zamandan beri bombalı saldırılarla gündeme gelmeye devam ediyor. Son olarak Kerkük'te yaşanan bombalı saldırıların ülkenin nispeten güvenli bölgesi olan Kürdistan'a da sıçraması kaygı vericidir. Irak'ın bütününe yayılan ve onlarca sivilin hayatını kaybetmesine sebep olan katliamları kaygıyla izliyoruz. Temennimiz Irak'ın bütününe huzurun hakim olmasıdır. Amerika ve işgalci müttefiklerinin işgalinden sonra bir türlü durulmayan Irak'a barışın egemen olmasını diliyoruz. Lübnan'da düzenlenen bombalı saldırıda ise çok sayıda insan yaralandı. Bu saldırının Suriye Savaşı ile bağlantılı olarak Müslümanlar arasında bir mezhep savaşı çıkarmayı hedeflediği gözden uzak tutulmamalıdır. İçinde bulunduğumuz mübarek Ramazan ayı vesilesiyle savaşan taraflara yapılan ateşkes çağrılarını destekliyor,
başta Suriye olmak üzere dünyanın bütün çatışma alanlarına kalıcı bir barış ve huzur gelmesini niyaz ediyoruz. Hür Dava Partisi Genel Merkezi.